Sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programca ve yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemeğimizi hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimize? Çok güzel bir tavuk dolma hazırlayacağız. Ve ondan sonra damla çikolatalı güzel bir muhallebi tatlımız var. Onu yapacağız. Ondan sonra bir gün çok da güzel bir çorbamıza sütlü mercimek çorbası hazırlayacağız. Ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanmış olacak. Tavuk dolmamız, ondan sonra muhallebi tatlımız, ondan sonra güzel bir sütlü mercimek çorbamız. İnşallah siz de bu kaydı alırsınız. Bizlerle beraber bu güzel yemeklerimizi hazırlanmış olacaksınız sevgili izleyenlerimiz. Birazdan yemeklerimize geçeceğiz. Siz de evinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemeğimiz. TGT sayfalarında bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. TGT olarak hem Facebook, hem Twitter, hem Instagram, hem YouTube sayfalarımızdan aynı şekilde programımızı takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı benim sosyal medya hesaplarımda da takip etmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bakabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram sayfalarından aynı şekilde bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Usta.tgrt sayfam, Instagram sayfam ve diğer sayfalarda bana ulaşabilirsiniz, yemeklerinizi gönderebilirsiniz, yemek hakkında bilgi alabilirsiniz, ondan sonra selamlarınız varsa gönderebilirsiniz ve programımıza konuk olmak istiyorsanız, bizlerle beraber programda tanıtımınızı, reklamınızı yapmak istiyorsanız sosyal medya üzerinde ulaşabilirsiniz ve hatta lokantanızda, restoranınızda, otelinizde bizim gelip orada çekim yapmamızı istiyorsanız, bizlerle beraber güzel bir programda da bulunmak istiyorsanız aynı şekilde bizlere hemen sosyal medya üzerinde ulaşın. İnşallah biz de hemen ekibimiz de beraber gelelim. Sizin lokantanız veya da dediğimiz gibi restoranınız veya da otelinizde çekimleri yapalım. Onu da program içinde yayınlamış olalım. Evet, şimdi yavaş yavaş hazırlığımıza geçiyoruz. İlk önce tavuk dolmamız için neler kullanacağız onu bir görelim. Ondan sonra yavaş yavaş tavuk dolmamızı hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Evet, tavuk dolmamız için neler kullanıyoruz? Bulgurlu tavuk dolmamız için kullanacağımız malzememiz: 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgur, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 3 adet biberimiz, 100 gram kadar kuru üzümümüz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız ve zeytinyağı diyebiliriz. 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz, nanemiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 1 adet bütün tavuk, 2 su bardağı kadar bulgur, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 veya da 4 tane de kullanabiliriz. Ya da duruma göre biraz daha azaltıp veya da fazla kullanabiliriz. Biberimiz 3 veya da 4 tane. Ondan sonra 100 gram kadar kuru üzüm, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz ve de nanemiz, 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Hemen tenceremize yağımızı dökeceğiz. Yağımızı döktükten sonra soğanımızı piyaz şeklinde doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onu güzelce bir kavuracağız. Kavurduktan sonra bulgurumuzu ilave edelim. Bulguru da kavurmaya devam edelim. Ondan sonra baharatlarımızı içine ilave edeceğiz ve üzümümüzü de içine ilave edeceğiz. Suyumuzu içine ilave ettikten sonra o yavaş yavaş suyunu çekmeye başlayacak. Güzelce bir şekilde suyunu çektikten sonra tavuğumuzun içini dolduracağız. Üzerine sosumuzu hazırlayacağız ve soslayacağız. Sosladıktan sonra fırına göndereceğiz. Programımız boyunca fırında o güzelce bir şekilde bir pişecek ve nar gibi olacak. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli, güzel bir hemen tavuk dolmamız olacak. İnşallah siz de iftarda hazırlayacağınız hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Biz de iftar için güzel bir sunumumuzu inşallah hazırlamış olacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş sıcak suyumuzu öncelikle bir şöyle bir ayarlayalım. Sıcak suyumuzu ayarladıktan sonra yavaş yavaş o bir kaynamaya başlasın. Ben de hemen şöyle biraz su döküldü, oraya bir toparlayayım. Evet, şimdi eldivenimiz, ilk başta bir eldivenimizi şöyle bir ayarlayalım. Bir tane tenceremiz, hemen iç pilavımız hazırlanacak. Ondan sonra güzelce bir şekilde tavuğumuzu içini dolduracağız. Hop, hafif biraz yağımız, şöyle güzelce bir yağımızı ayarladık. Ve yağımızı ayarladıktan sonra o yavaş yavaş ısınmaya başlasın. O yavaş yavaş ısınırken biz de güzelce bir şekilde tavuk dolmamızı hazırlamış olacağız. Evet, sevgili Yasin de diyor ki, usta diyor, ben diyor yemeği diyor çok seviyorum diyor. Özellikle tavuk dolması hazırlayacağım. O da tabii ki evde bol bol inşallah hazırlayıp afiyet yemiş olacak. Evet sevgili Yasin'im, sen de şöyle bir hemen yemek listemizi not al. Veya da kayıt yap. Ona göre evde bol bol yaparsın güzel kardeşim. Sevgili Yasin Kurt'u da ben çok seviyorum. O da benim için çok kıymetli ve çok değerli. Şimdi öncelik bir soğanımız. Hemen soğanımız hazır. Onu şöyle bir kesiyoruz. Ondan sonra ortadan bölüyoruz. Vay 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 vay. Hazır. Devam edelim. Bunu biraz kenara doğru çektik. Ondan sonra ufak ufak diğer soğanımız güzelce bir ayarlansın. Soğanımızı hemen tenceremize aktaralım. Soğanımızın iyice bir kavurması için hazırlığımıza başlıyoruz. Bir veya da iki tane biberimiz dedik. Ona göre biberimizi az veya da fazla kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Hemen biberimiz hazır. Onun bir çekirdeklerini önce bir temizledik. 4'e bölüyoruz. Ondan sonra bunu da aynı şekilde kestik. Ondan sonra çekirdeklerini ayarladık ve şöyle güzelce bir hazırladık. Bunu hazırladıktan sonra ufak ufak şöyle güzelce bir biberimiz hazırlansın. Evet, biberimizi hazırladık. Ondan sonra yavaş yavaş soğanımız kavruluyor. Soğanımızı iyice bir şöyle bir kavuralım. Kullanacağımız kadar soğanımız, tabii siz içinde biraz daha fazla olmasını istiyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Yani fazla da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer ki fazla da olması istiyorsanız fazla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi soğanımız güzelce bir hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş kavrulmaya devam etsin. Onu güzelce bir hazırladık. Ondan sonra biberimiz hazır. Biberimizi de içine ilave edeceğiz. Biberle beraber güzelce bir şekilde bir kavuracağız biberimizi de. Ondan sonra tabii ki diğer baharatlarımız içine ilave edilecek ve baharatla beraber tekrardan iyice bir hazırlanacak. Güzelce bir şekilde bir ayarlanmış olacak. Ondan sonra biz de hemen onun sunumunu yapmış olacağız. Evet. Şöyle bir soğanlarımız kavrulsun, iyice bir hazırlansın. Biz de şöyle bir tane tepsimiz öncelikle bir ayarlayalım. İçine hafif biraz yağımızı dökelim. Ondan sonra bir tane tavuğumuzu ayarlamıştık. Onu da şöyle bir aldık. Tabağımızı kaldıralım. Onunla bir işimiz yok şu anda. Bunları ben biraz daha kenara doğru çekiyorum. Daha sonra hemen soğanımızı kavurmaya devam edeceğiz. Şöyle güzelce bir soğanımız iyice bir kavruluyor ve onu biraz daha kavurduk mu soğanlarımız hazırlanmış olacak inşallah. Evet, şimdi yavaş yavaş soğanımızı iyice bir hazırladık mı? Ondan sonra bulgurumuzu dökebiliriz. Bulgurumuzu da döktükten sonra tekrardan soğan ve bulgurumuzu şöyle biraz karıştıralım. Onları iyice bir kavuralım ki güzel olsun sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş hazırlığımıza devam edeceğiz. Ondan sonra biraz tuzumuz, çok hafif tuzumuz dökelim. Minik içine biraz kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra biraz da güzel bir aroma katsın diye biraz da pul biberimizi dökeceğiz. Hafif biraz kimyonumuz. Bugünkü tavuğumuz çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Şöyle biraz içine baharatlarımı döküyorum. Baharatlarımla beraber tekrar da onu biraz daha karıştırıyorum. Böyle bulgurumuz güzelce bir kavrulmaya devam etsin. İyice bir hazırlansın. O kavrulurken biz de onu şöyle biraz ayarlayalım. Evet, şimdi biberimiz tekrardan hazır. Ve biberimizi ayarladıktan sonra hemen güzelce bir kavuralım. Bunu iyice bir şöyle güzelce bir beraber karıştırıyoruz. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Soğanımız, biberimiz, bulgurumuz hepsi beraber iyice bir hazırlanıyor. Bu hazırlanırken İçine biraz kuru üzümümüz. Kullanacağımız kadar kuru üzümümüzü de döktük ve onları da biraz daha karıştırıyoruz. Ve çok lezzetli bir iç pilavı hazırlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Hemen bunları güzelce bir özleşsin, iyice bir karışsın. Böyle hafif biraz karıştı. Ondan sonra sıcak suyumuz hazır. Tenceremizin kapağını da ayarladık mı, ondan sonra suyumuzu dökebiliriz. Hemen suyumuzu döküyoruz ve ondan sonra onu da böyle hafiften karıştırıyoruz. Evet, onu güzelce bir, çok da fazla su vermiyoruz. Kendi suyuyla, şöyle güzel bir tavuğumuzun suyuyla da pişeceği için, onun için çok da fazla su kullanmayacağız. Şöyle biraz suyumuzu ayarladık ve suyumuzu ayarladıktan sonra tekrardan kapağını kapatıyoruz ve onu soğutmaya bırakıyoruz. İyice bir hazırlansın, güzelce bir şekilde bir ayarlansın diye. Yavaş yavaş pilavımız dinlenmeye devam etsin, iyice bir ayarlamaya devam etsin. Biz de tavuğumuzun üzerine güzel bir sosumuzu hazırlayalım sizlerle beraber. Ondan sonra sosumuzda çok güzel bir tavuğumuz hazırlamış olacak. İçine biraz yağımız. Ondan sonra şöyle biraz pul biberimiz. Pul biberimizi döktükten sonra biraz kırmızı toz biberimiz. Hafif biraz tuzumuz. Ondan sonra biraz kekik. Bana çok az bir kekik. Minik bir kimyonumuz hazır. Bütün baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra çok az bir salçamız, fazla değil, minik biraz salçamız. Bu hemen işimizi görüyor. Bir tatlı kaşığı kadar salçamız da. Hop, hazır. Salçamızı da döktükten sonra şimdi yavaş yavaş o sosumuzu bir karıştıralım, güzelce bir hazırlayalım. Sosumuz da hazırlanmış olsun kenarda. Yağımız, baharatımız, ondan sonra salçamız, ona hem güzel bir lezzet hem de güzel bir aroma katmış olacak. Onlarla beraber tekrardan biz de şöyle bir pilavımızı karıştırıyoruz. Pilavımız yavaş yavaş suyunu çekmeye devam etsin. Biraz bir toparlansın kenarda. O toparlanırken biz de sosumuzu ayarlamış olacağız. Evet, hafif sosumuzu şöyle iyice bir karıştırdık. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir sosumuz hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Ve sosumuz hazırlandıktan sonra tekrardan hemen onu ayarladık. Şöyle bir kenara doğru alıyoruz. Evet, şimdi tavuğumuz hazır. Ondan sonra pilavımız, o da hazırlanıyor. Bir iki tane kürdanımız da, şöyle bir iki tane kürdanımızla tavuğumuzu kapatacağız sevgili izleyenlerimiz. Onu da kenara aldık ve ondan sonra kürdanımız hazır diyebiliriz. Evet, kürdanımızı hazırladıktan sonra şimdi yavaş yavaş içine biraz daha güzel bir aroma katacak olan maydanozumuza doğrayalım. Ondan sonra pilavımız hazırlanmış olacak ve tavuğumuzu biz de doldurmaya başlayacağız. Evet, biraz yeşilliğimiz hazır. Onu hemen ayarlıyoruz. Ayarladığımız yeşilliğimizi tekrardan küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Biraz ufak ufak. Böyle bir maydanozumuz iyice bir hazırlansın. Evet, maydanozumuzu hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Maydanozumuz hazırlandıktan sonra pilavımız, o da hazır ve pilavımızı iyice bir ayarladık. Tenceremize altını kapatalım. Tenceremize öncelikle bir yağımı döktüm. Yağımı döktükten sonra içine bir tane soğanımı piyaz şekline doğradım. Piyaz şekline doğradığım soğanımı da ben içine ilave ettim. Ve onu güzelce bir şekilde bir karıştırdım. İyice bir kavurduk. Ondan sonra bulgurumu ilave ettim. Bulguru da kavurmaya devam ettim. Ondan sonra biraz biberimi, baharatlarımı, ondan sonra üzümlerimizi içine güzelce bir şekilde bir döktük. Ve şimdi iç pilavımız hazır. Bulgurlu güzel bir pilavımız hazırlandı. Onu da ben şöyle bir yanımıza doğru çekeyim. Mis gibi bir pilavımız oldu diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yavaş yavaş tavuğumuzun içini dolduralım sizlerle beraber. Tavuğumuzun içini hemen hazırlıyoruz ve onu güzelce bir dolduruyoruz. Alabildiği kadar harcımızda tavuğumuzu dolduralım. Evet. Devam. Şöyle bir. Güzelce bir. Doldurmaya devam. Evet. Hemen bunu da şöyle biraz daha alabildiği kadar doldurabilirsiniz sizler de. Tavuğumuzu güzelce bir ayarlayalım. Evet. İyice bir hazırlandı. Ondan sonra o hazırlandıktan sonra böyle güzelce bir biraz da bastıralım. Ondan sonra tenceremizi şimdilik kaldıralım. Tenceremizi kaldırdıktan sonra kapağını kapatmak için, şöyle ağzını kapatmak için bir parça domatesimiz yeterli bizler için. O da pirinçler içindeki bulgur veya da pirinçlerimiz yanmasın diye sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir kapatıyoruz ve görünmesin diye, şöyle bir yanmasın diye biraz daha şöyle bir kürdanla dikiş örer gibi şöyle bir kapağını, ağzını kapatıyoruz. Bunu hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi sosumuz hazır. Üzerine biraz da sosumuzu dökelim. Ve sosumuzu dökerken biraz daha şöyle bir hemen kalın olan kısma ufak bir kesikler atalım. Hem erken pişirimi sağlamış olacağız hem de oraları biraz daha bir ben sosun akmasını istiyorum. Sevgili izleyenimiz daha lezzetli oluyor ve daha güzel oluyor. Onun için şöyle biraz şuralara ufak bir çizikler atıp onu daha güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Evet, devam edelim. Üzerine biraz daha sosumuz ve yağımız dökülüyor. Sos ve yağımızı üzerine döktük ve tekrardan bir tane fırçamız gelsin. Bundan sonra onunla beraber tekrardan şöyle iyice bir ayarlıyoruz. Devam. Bunları güzelce bir hazırladık mı? Ondan sonra ayarlanmış olacak. Ve çok da lezzetli ve güzel bir tavuğumuz olmuş olacak inşallah. İftar için güzel bir sunum diyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi onu da ayarladık. Üzerini kapatalım alüminyum folyemizle beraber. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişsin, iyice bir hazırlansın. Hemen şöyle üzerini yavaş yavaş kapatalım. Bir tane daha alüminyum folyemiz hazır. Alüminyum folyemizi hazırladıktan sonra hava almayacak şekilde önce şöyle bir kenardan biraz daha ayarlıyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde. Şöyle biraz hava alması, değil mi? Evet. İyice bir ayarlıyoruz. Böyle biraz daha şöyle bir. Şimdilik şöyle bir tutturalım. Hava alması. Evet, güzelce bir şekilde hazır. Onu fırınımıza gönderelim. Programımız boyunca iyice bir pişecek, iyice bir hazırlanacak. Ve programımız boyunca piştikten sonra çok lezzetli ve çok da güzel bir tavuğumuz hazırlanmış olacak inşallah. Evet, hemen ayarladık ve fırınımıza gönderdik. Üzerine bir tane çatal veya da kaşık bırakalım o rüzgar uçurmasın diye. Onu güzelce bir şekilde pişirelim diye ben de şöyle yavaş yavaş fırına gönderdim ve fırında iyice bir hazırlansın. Güzelce bir şekilde bir pişsin ve piştikten sonra sunuma hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Küçük bir tane şöyle tabağımıza pilavımızı alalım. Arkadaşlar iftarda yesinler, afiyeti. Çok da güzel bir pilavımız diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Hemen küçük bir servis yapacağımız tabağımız hazır. Onun içine ben hemen güzel bir sunumu yapacağım. Evet, şimdi tabağımız da hazır. Onu da kenara doğru alıyoruz. Ve tavamızı hazırladıktan sonra tekrardan şöyle pilavımız da çok da güzel oldu. Sevgili izleyenimiz, hazır diyebiliriz. Evet, tavuğumuzu hazırladık. Onu fırına gönderdik. O şimdi fırında pişmeye başladı. Artık yavaş yavaş programımız boyunca bir pişsin. Son 5 dakika kala üzerini biraz daha kızarması için üzerini açacağız. Biraz daha pişireceğiz. Ve ondan sonra çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi tavuğumuz hazır. Onun yanında güzel bir tatlı hazırlayacağız. Damla çikolatalı muhallebimiz için neler kullanıyoruz bir görelim. Ondan sonra sizlerle beraber tatlımızı hazırlamış olalım inşallah. Evet, hangi malzemelerimiz varmış ona ilk önce bir bakacağız sevgili izleyenlerimiz. Damla çikolatalı muhallebi tatlımız için kullanacağımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3 yemek kaşığı kadar unumuz. Ondan sonra hemen şöyle ocağımızda 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz. Ondan sonra 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamızı kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra hemen 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra yeteri kadar da damla çikolatamız diyebiliriz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı kullanacağız veya da istersen margarin de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamızı kullanacağız. Hemen tabii siz biraz daha fazla da yapmak istiyorsanız ona göre biraz daha artırabilirsiniz. Birer ölçülerde hemen biz güzelce bir şekilde bir belirttik ama siz dilerseniz biraz daha artırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3 yemek kaşığı kadar un, 1 litre kadar süt, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamızı kullanacağız. Tenceremize yağımızı dökeceğiz. Yağımızı döktükten sonra unumuzu içine yağımızı güzelce bir şekilde hemen eriteceğiz. Ondan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu güzelce bir kavuralım. Unumuz iyice bir kavrulsun ve kavrulduktan sonra azar azar sütümüzü ilave edeceğiz. Sütümüzü ilave ettikten sonra vanilyamızı içine dökeceğiz. Şekerimizi dökeceğiz. Koyulaşana kadar karıştıracağız. İyice bir koyulaşacak, iyice bir hazırlanacak. 2 yemek kaşığı kadar istersen Hindistan cevizi de içine ilave edebilirsiniz. O da damağınıza daha güzel bir lezzet ve aroma bırakmış olacak sevgili izleyicilerim. Çok da güzel olacak. Ve onunla beraber iyice bir hazırlanacak. Güzelce bir şekilde bir hazırlandıktan sonra sunumu yapacağız, tabağımıza koyacağız. Normal ortamda yarım saat, dolabımızda da 2-3 saat bir soğusun, yani tamamıyla bir soğusun. Onu iftardan önce hazırlayalım ki iftara yakın damla çikolatayla beraber güzelce bir şekilde bir süsleyelim. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim, biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. Evet, hemen şöyle bir malzemelerimiz hazır, biz de hazırlığımıza devam edeceğiz. Evet, güzelce bir yağımız dedik, şekerimiz, unumuz, ondan sonra hop gelsin bakalım damla çikolata ve vanilyamız. Bunları biraz daha şöyle bir kenara alıyoruz. 1 litre kadar sütümüz. Onu da yanımıza aldık. Öncelik 3 yemek kaşığı kadar yağımız. Hemen yağımızı tenceremize döküyoruz. Yavaş yavaş böyle güzelce bir yağımızı döktük. Yağımız iyice bir erisin. Hemen yağımız yavaş yavaş erirken hemen şuradan biraz çok az bir sıvı yağımı da takviye yapacağım. Evet, şimdi biraz 3 yemek kaşığı kadar yağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz. Yağımız eridikten sonra onu da içine ilave ediyoruz. Onunla beraber kavurmaya devam edeceğiz sevgili izleyicimiz. Şimdi unumuz iyice bir kavrulsun. Bu tatlıda da geçerlidir, yemekte de geçerlidir veyahut da çorbamızda da geçerlidir. Un ne kadar çok iyi bir şekilde kavrulursa tatlımız daha lezzetli olacak ve daha güzel olacak. Aynı şekilde yemeklerimiz de daha güzel olacak, çorbamız daha güzel olacak. İçinde çünkü un kokusunu hissetmemiş olacağız sevgili izleyicilerimiz. Un kokusunu hissettiğimizde biraz bizleri rahatsız edebilir, rahatsız olabiliriz. Onun için rahatsız olmamak için unumuzu iyice bir kavuralım, iyice bir hazırlayalım. Ondan sonra o kavrulduktan sonra hem çok lezzetli güzel bir sunumumuzu da yapmış olacağız. Ben de şöyle bir malzemelerimi yanıma doğru alıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş bir yandan da hazırlığımı yapmaya devam ediyorum. Evet, tavuk dolmamız harika oldu iftar için sevgili izleyicilerimiz. Onun yanında güzel bir tatlımız ve de güzel de bir çorbamız hazırlanacak. Çorbamız da çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Evet, şimdi yavaş yavaş unumuz iyice bir kavruluyor. Unumuzu güzelce bir kavuralım. Evet, kavurmaya devam. Kavruldukça da çok da güzel kokuyor, çok güzel oluyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi ben de yavaş yavaş onu iyice bir kavurayım. Hem lezzetli hem de güzel bir tatlımız olsun. Biz yavaş yavaş ayarlamamızı yapmaya devam edelim. Evet, şimdi unları ayarladık. Bundan sonra ben böyle bir servis için de kenarda hazırlığıma başlayacağım. Güzelce bir hazırlığımı da yapacağım inşallah. Evet, şimdi unumuz iyice bir kavruldu sevgili dinleyicilerimiz. Hem çok lezzetli hem de güzel bir tatlımız için. Unumuz kavrulduktan sonra bismillah diyoruz. Ondan sonra 1 litre kadar sütümüzü döküyoruz. Unumuzu kavrulduktan sonra 1 litre kadar sütümüzle döküyoruz sevgili izleyenimiz ve sütümüzle beraber yavaş yavaş onu güzelce bir karıştırıyoruz. Hemen karıştıralım. Ondan sonra şekerimizi içine döküyoruz ve şekerimizi de döktükten sonra yavaş yavaş tatlımızı hazırlıyoruz. Bir paket vanilyamız, onunla beraber muhallebimiz iyice bir hazırlansın. Ve muhallebimiz için tekrardan böyle güzelce bir karıştıralım. Yavaş yavaş koyulaşana kadar onu karıştırmaya devam edeceğiz. Altı yanmasın ama yavaş yavaş güzelce bir hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle biraz onu tekrardan ayarlama devam ediyorum. Evet, şimdi çorbamızı listesinde alalım sevgili izleyicilerimiz. Hem bir yanda tatlımız hem de çorbamızı listesinde alalım. Onu da güzelce bir şekilde hazırlanmış olalım. Çorbamız için de neler kullanacağız, hangi malzemelerimiz var, dilerseniz bir göz atalım. Ondan sonra onu da hazırlanmış olalım inşallah. Evet, çorbamız için neler kullanacağız? Sütlü mercimek çorbamız için kullanacağımız malzemelerimiz, sütlü mercimek çorbamız için 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 su bardağı kadar suyumuz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, üzeri içinse hemen 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz ve pul biberimizi kullanmış olacağız sevgili izleyenlerimiz. Üzeri için hemen kullanacağımız malzemelerimiz, tereyağımız, sıvı yağımız ve kırmızı toz biberimiz, pul biberimizi kullanacağız inşallah. Evet, 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 su bardağı yakın suyumuz. Ondan sonra tekrardan hemen 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve Üzeri içinse 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra biraz kırmızı toz biber ve pul biberimizi kullanacağız. 1 su bardağı kadar kırmızı mercimek, siz dilerseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 su bardağı kadar suyumuz, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve üzeri içinse 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, ondan sonra yeteri kadar kırmızı toz biber ve pul biberimizi kullanacağız. Önce tenceremize hemen kırmızı mercimeğimizi dökeceğiz. Onu döktükten sonra bir haşlamaya bırakacağız. O iyice bir haşlansın, güzelce bir şekilde bir haşlanacak. Bu yavaş yavaş haşlanırken bize tekrardan hemen güzelce bir şekilde içine soğanımızı minik minik, ufak ufak doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir kaynasın, iyice bir haşlansın. Onunla beraber güzelce bir şekilde haşlandıktan sonra onu çırpma telimizle beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Karıştıktan sonra ayrı bir kabımızda unumuzu tereyağıyla beraber güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Ve ilave ettikten sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Tuzumuzu ayarlayacağız ve çorbamız iyice bir kaynayacak ve hazırlanacak. Çorbamız iyice bir hazırlandıktan sonra tekrardan hemen üzeri için tereyağımızı ısıtacağız. Ondan sonra içine biraz pul biberimizi, kırmızı toz biberimizi ilave edeceğiz. Onu da üzerine gezdirdikten sonra afiyetle içeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, hemen öncelikle şöyle bir ayarlamamızı yapacağız ama evet, çırpma telimiz şöyle bir hemen elimizde şöyle biraz yapışmıştı. Evet, ufaktan bir şöyle bir tezgahımızı ayarlayalım. Bir tane tatlımız hazırlamaya devam etsin. Burayı güzelce bir temizledik mi muhallebimiz iyice bir hazırlanıyor. Ona göre bir tane tenceremiz hemen bir bakayım, yoksa da evet, şu tenceremiz güzel. Hemen muhallebimiz de iyice bir hazırlanıyor. Onun altını ben biraz daha şöyle bir ayarlıyorum. Biraz suyumuz, 4 su bardağı yakın suyumuz demiştik sevgili izleyicimiz. Mercimeğimizi İyice bir yıkamıştık, hazırlamıştık. Güzelce bir boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra tekrardan 4 su bardağı kadar suyumuz dedik. Ona göre suyumuzu dökeceğiz. Ve suyumuzu da döktükten sonra altını da ayarlayalım. O iyice bir hazırlansın, güzelce bir kaynasın. İçine biraz da tuzumuzu birazdan aktaralım. Tuzumuzla beraber hem erken haşlanmış olacak hem de güzelce bir şekilde toparlanmış olacak. Evet, mercimek ve tuzumuz hazır. Muhallebimiz kaynamaya devam ediyor. Biraz daha sıcak suyumuz. Bunu da bir ayarlayalım, onu da böyle bir kenara doğru aldık. Evet, şimdi yavaş yavaş muhallebimiz hazırlanıyor. Biz de bir parça soğanımızı şöyle bir kenardan bakalım, burada var mı? Parça yok. Evet, şuradan alabiliriz. Hemen bir parça küçük soğanımız şuradan alabiliriz. Rendeli edebilirsiniz. İsterseniz hemen onu küçük küçük doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz sevgili izleyenimiz. İsterseniz rendeleyip içine ilave edebilirsiniz. İsterseniz doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz. Evet, hemen soğanımızı şöyle biraz önce küçük küçük dilimleyelim. Tekrar da ufak ufak zar şeklinde, yani çok küçük, incecik, onu güzelce bir şekilde bir doğrayalım. Küçük küçük soğanımız da doğranıyor. Ondan sonra soğanımız doğrandıktan sonra hemen tenceremize onu da yolluyoruz. Ondan sonra kaynama devam ediyor. Şöyle yapalım. Tatlımızı alalım. Ondan sonra yerlerini değiştirelim. Bunu biraz daha şöyle bir altını hızlandıralım. Erken bir toparlaması için ve pişmesi için. Tatlımız güzel bir kaynadı, hazırlandı. Öncelik tencereme Yağımı döktüm. 3 yemek kaşığı kadar yağımı. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar yağımı döktükten sonra tekrardan hemen içine 3 yemek kaşığı kadar da unumu döküyorum. Unumu iyice bir kavuruyorum. Unumu iyice bir kavurduktan sonra ondan sonra 1 litre kadar sütümüz, hemen sütümüzü de içine azar azar dökelim. Ve sütümüzü de içine azar azar döktükten sonra ondan sonra içine bir paket vanilyamızı, ondan sonra kullanacağımız kadar toz şekerimizi içine döküyoruz. Vanilya ve toz şekerle beraber o güzelce bir şekilde bir kaynıyor ve kaynadıktan sonra şimdi sunum yapacağımız çorba kasemizi veya da servis yapacağımız kaselerimize alalım. Ay şöyle harika oldu. Hafif bugünkü muhallebimiz de biraz şöyle bir akışkan ve güzel bir muhallebimiz oldu sevgili izleyenlerimiz. Vay 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 vay. Evet. Hemen güzel bir sunumuzu yaptık ve onu da şimdi şöyle bir ayarlayalım. Tabii sıcakken kesinlikle üzerine damla çikolatalarımızı kullanmayacağız. İyice bir soğusun, güzelce bir hazırlansın ve soğuduktan sonra damla çikolatamızı kullanırsak o hem güzelce bir şekilde üzerinde damla çikolatalar kalmış olacak sevgili izleyicilerimiz, hem de erimemiş ve güzel de bir görüntü olmuş olacak. Şimdi biraz daha şöyle bir üzerini süsleyelim. Hindistan cevizimiz ile beraber üzerini güzelleştirdik. Ondan sonra ben şöyle bir tabağımı kenara doğru aldım. Biraz fıstığımız vardı, yer fıstığımız. Onu üzerine, vay 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 vay, harika oldu, harika. Biraz minik bir tarçınımı ben şöyle biraz bir gün süsleyeceğim sevgili izleyenlerimiz. İftara çok lezzetli ve çok da güzel bir tatlımız hazır. Hafif biraz tarçınımız ve şimdi tatlımız hazır. Damla çikolatamızı kullanacağız ama onu şu anda kullanırsak üzerinde eriyecek. Ben de çok fazla erimesini istemediğim için biz onu program sonu üzerine ilave edelim. Ondan sonra hemen güzelce bir şekilde sunumumuzu o şekilde yapalım. Evet, tatlımız nefis oldu. Çok da güzel bir muhallebimiz oldu. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum sevgili izleyenimiz. Hemen biz de kenarda güzel bir sosumuzu hazırlayalım. Ufak bir şöyle bir tavamız bizlere yetiyor. Onu da altını açalım. Ona biraz şöyle az bir yağımı dökeceğim. Ve buradan biraz da tereyağımız şöyle bir dökelim. Tereyağımızı da döktükten sonra yavaş yavaş erimeye başlasın. Şimdi unumuzu sizlerle beraber kavuracağız sevgili izleyenlerimiz. Hemen unumuzu yavaş yavaş hazırlamış da olalım. Evet. Bir tane başka çıplak elimiz alalım. Ondan sonra iyice bir hazırlığımıza devam edeceğiz. Mercimekleri tenceremize ilave ettik. Onu iyice bir kavuruyoruz ve iyice bir kavurmaya devam edecek. Güzelce bir şekilde bir haşlanmaya devam edecek. O iyice bir haşlandıktan sonra tabii içine soğanımız ve ona güzel bir biraz da erken pişimi için tuzumuzu da döktük. Onunla beraber hazırlanmamıza başladık. Güzelce bir şekilde o kaynamaya devam etsin. İyice bir hazırlansın. Ben de bu arada şöyle bir üzerindeki köpüğü alayım. Çünkü ister istemez biraz üzerinde köpük oluşabilir. Onu biz de yavaş yavaş hemen alalım. Hemen. Vay 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 vay. Çok güzel bir çorbamız hazırlanacak. İftar için lezzetli güzel bir çorbamızı sizlerle beraber inşallah hazırlanmış olacağız sevgili izleyenlerimiz. Hemen şunları da biraz daha ayarladık. Biraz daha şöyle bir çekelim. Ve çektikten sonra mercimekler güzelce bir kaynamaya devam etsin. İyice bir haşlanması gerekiyor. O haşlansın. Ondan sonra biz de ayarlamamızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sosumuz için sevgili izleyicilerimiz güzelce bir tereyağımızı eritiyoruz. Ondan sonra biraz da unumuzu şöyle bir döktük. Unumuzu yavaş yavaş kavuruyoruz. Unumuzu biraz daha iyice bir kavuralım. Hem güzel olacak Evet. İyice bir. Ne kadar çok fazla kavurursak hem daha dediğimiz gibi lezzetli ve güzel olmuş olacak. Biz de onun için elimizden geldiği kadar fazla kavurmuş olalım. Unumuzu yavaş yavaş devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biraz daha şöyle bir hazır olsun güzelce bir. Sosumuz hazırlanırken onu az bir suyla açalım. İsterseniz sıcak su veya da soğuk su da kullanabiliriz. Hafif biraz sosumuzu ayarladık ve ondan sonra böyle güzelce bir karıştırıyoruz. Sosumuz şimdi hazır sevgili izleyenimiz. Ben onu bir kenara doğru alacağım. Ocağın da altını şöyle bir kapatalım. Şu anda bir işimiz olmadığı için. Tavuğumuz pişmeye devam ediyor. Üzerini kesinlikle açmayacağız sevgili izleyenimiz. O biraz daha bir pişmeye devam etsin. Güzelce bir şekilde pişmeye devam etsin. Araya kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Evet. Şimdi hemen güzelce bir şekilde sevgili izleyenimiz çorbamız kaynamaya devam ediyor. Sosumuzu hazırladık. Çorbamız biraz daha bir kaynamaya devam etsin. Güzelce bir şekilde bir ayarlamaya devam etsin. Tatlımız hazır. Tavuğumuz aynı şekilde hazır sevgili izleyenimiz. Tavuğun tabii biraz daha pişmesi gerekiyor. Onunla pişmeye devam etsin. Biz de sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım sevgili izleyenimiz. Ben şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Siz de bu arada bir dinlenmiş olun. Kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim mi? O zaman ekran başına ayrılmayın, minik bir ara. Yani çok da kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde devam edelim. Kısa bir ara. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi güzelce bir şekilde hazırlığımıza da devam ediyoruz. Bu arada şöyle arkadaşlarla bir arada şakalaşıyorduk. Evet şimdi tavuğumuz güzelce bir şekilde bir pişmeye devam ediyor. Sevgili izleyenimiz tavuğumuz hazırlandı. Ondan sonra o güzelce bir şekilde bir pişmeye devam etsin. Birkaç dakika daha bir toparlansın biraz. İyice bir toparlansın. Yüksek bir derecede pişirdiğimiz için biraz da acele ediyoruz. Onun için üzerini şu anda açmayacağız. Ve son birkaç dakika kala üzerini açalım. Ondan sonra tavuğumuzu üzerinde biraz daha kızarmış olacağız. Ve ondan sonra sunumla hazır diyebileceğim. Çok da güzel bir tavuğumuz olmuş olacak. Tenceremize önce bir suyumuzu döktük. Kırmızı mercimeğimizi içine döktük. Mercimeğimizi döktükten sonra içine yarım soğanımızı ilave ettik. Onunla beraber iyice bir kaynıyor. Onunla beraber iyice bir kaynadıktan sonra hemen güzelce bir şekilde şu anda yavaş yavaş da hazırlandığı da diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Ben onu güzelce bir şöyle ayarlayayım. Biraz da bir iki dakika daha kaynasın. Küçük bir tavamız da hazır. Ondan sonra tavamızdan ayarlandıktan sonra biraz yağımızı içine ilave edeceğiz. Böyle çok az bir kullanacağımız kadar tereyağımız ve biraz da sıvı yağımız şuradan alıyoruz. Onu ısıtmak için böyle hafif yağımızı döktük. Evet hemen siz çorbamızı görün. Ben de sunumu yapacağım. Tabağımı alayım. Çorba kasesini alayım arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş sunumlarımıza devam edelim inşallah. Evet. Böyle bir cam kasemizi ayarlayalım. Ondan sunumumuzu. Bir de küçük bir cam kasemiz gelsin bakalım. Evet yavaş yavaş çorbamız hazırlanıyor sevgili izleyenimiz. Tatlımızı bu arada hazırladık. Yani servis yapacağımız servis altımız da hazır. Sosumuz hazırlanmıştı sevgili izleyenimiz. Sosumuz hazır. Sosumuzun içine bir su bardağı kadar sütümüzü döküyoruz. Hazırladığımız sosumuzun üzerine bir su bardağı kadar sütümüzü de döktük ve sütle beraber karıştırıyoruz. Önce bir yağımızı hemen döktük. Ondan sonra yağımızla beraber unumuzu iyice bir kavurduk. Ve unumuz iyice bir kavurduktan sonra tekrardan üzerine biraz suyla beraber açıyoruz. Ve suyumuzla beraber açtıktan sonra soğutmaya bıraktık. Ve tekrardan o kenarda hazırdı. İçine sütümüzü de dökelim ve sütümüzle beraber şimdi yavaş yavaş çorbamızın içine göndereceğiz. Unumuz, sütümüz ve bütün malzemelerle beraber güzel bir çorbamız hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen onu da şöyle ufaktan bir ayarladık mı, bundan sonra kaynamaya devam etsin. Güzelce bir kaynayacak, iyice bir hazırlanacak. Evet, şimdi yavaş yavaş tereyağımız biraz şöyle bir kenarda birkaç dakika bir beklesin sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tavuğumuzu bir kontrol edelim. Tavuğumuz ne durumda? Üzerini de biraz açalım. Biraz daha üzerinde açtıktan sonra o biraz daha üzerini kızarmış olacak sevgili izleyenlerimiz. Üzerinde kızarttıktan sonra tavuğumuz hazırlanmış olacak inşallah. Hemen ben şöyle bir eldivenlerimi öncelikle bir alayım. Ondan sonra tavuğum. Evet, şöyle bismillah dedik. Elimizi yakmadan. Vay 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 vay. Evet, şöyle bir sevgili Yasin bir görsün yakında. Harika olmuş sevgili izleyenimiz. Hop. Evet. Mis gibi olmuş, mis. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış ve pişmeye devam ediyor. Şöyle bir fırında çıkardıktan sonra ufak bir çizikler, kalın olan kısımlara bir atalım. Eğer ki acelemiz varsa sevgili izleyenimiz, onlar daha güzel bir şekilde hem pişmiş olacak. Biraz daha şöyle bir soslar aşağı doğru dökülecek. Çok lezzetli bir tavuğumuz hazırlanmış olacak. Evet, şimdi tavuğumuz iyice bir hazır ve tavuğumuzu hazırladıktan sonra ben onu güzelce bir tekrardan fırına göndereceğim. Fırında biraz daha bir kızarsın üzeri. Ondan sonra sunuma hazır diyebiliriz. Evet, şöyle bir fırınımıza yolladık. Kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Bu arada çorbamız, nefis bir çorbamız hazırlandı. Önce bir tenceremize hemen bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi dökelim. Bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi döktükten sonra tekrardan hemen 4 su bardağı kadar suyumuzu içine ilave ettik. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra içine bir adet soğanımızı minik minik doğradık, ilave ettik. Tuzumuzu ayarladık. İyice bir kaynıyor. Ondan sonra ufak bir tavamızla tekrardan hemen biz de güzelce bir şekilde bir şöyle bir yağımızı döktük, unumuzu kavurduk. Ondan sonra unumuzu kavurduktan sonra onun içine sütümüzü ilave ettik. Ve sütle beraber güzelce bir şekilde bir kaynıyor, iyice bir hazırlanıyor. Ve sütle beraber iyice bir kaynadıktan sonra, yani sosumuz ve sütümüzle beraber çorbamız hazırlanıyor. Ve çorbamız artık yavaş yavaş hazır diyebiliriz. Ben onu güzelce bir şöyle bir kenara doğru alıyorum. Evet, harika bir çorbamız hazırlandı diyebiliriz. Ve çorbamız hazır. Yağımız ısınmaya devam ediyor. Sunum yapacağımız çorba kasemiz hazır. Şöyle biraz karıştıralım. Ondan sonra da bunu şöyle bir alıyoruz. Çok güzel oldu sevgili izleyenlerimiz. Hop, gelsin bakalım. Sütlü mercimek çorbamız nefis oldu, nefis. Evet, sütlü mercimek çorbamız hazırlandı. Onu güzelce bir şekilde bir ayarladık. Şimdi yağımız ısındı. Onun içine hafif biraz pul biberimiz, biraz da kırmızı toz biberimizi döküyoruz. Azar azar döktükten sonra onu da şöyle biraz ısıtalım. Isıttıktan sonra yağımız da hazırlanmış olacak sevgili izleyenlerimiz. Hemen biz de şunları bir kenara doğru alıyoruz ve yağımızı güzelce bir şekilde bir ısıtıp ondan sonra üzerine biraz yağımızı gezdirelim. Vay 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 vay. Evet, şöyle minik bir dokunuş. Of 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 of. Nefis oldu. Çok da güzel bir çorbamız hazırlandı diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Geri kalanı hop tenceremize gönderelim. Evet, şimdi çorbamız hazırlandı. Güzelce bir şekilde bir hazır. Onu ben yavaş yavaş kenara doğru alayım. Bundan sonra çorbamız sunuma hazır diyebiliriz. Biraz damla çikolatamız güzel olur. Şöyle damla çikolatamız da üzerine serpiştirdik mi güzelce bir hazır diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Tatlımızı gösterelim. Damla çikolatamız da. Evet, çorbaya damla çikolata kullanmıyoruz arkadaşlar. Tatlımız harika bir şekilde hazırlandı. Evet, onun üzerine damla çikolatamızı hemen güzelce bir şekilde bir döktük ve çok da güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şu anda biraz hafif bir toparlandı ama tamamıyla bir soğusun ki damla çikolatalar erimesin sevgili izleyicimiz. Yavaş yavaş birazdan zaten onlar çözülmeye ve erimeye başlayacak. Şöyle bir yakın detay bir görelim Yasin'im. Evet, görüyorsunuz sevgilim, çok da güzel oldu. Ve iyice bir damla çikolatayla beraber hazırladık ve güzelce bir şekilde bir hazır diyebiliriz. Evet, şimdi yavaş yavaş tavuğumuz da pişmeye devam ediyor. Tavuğumuzu sunum yapacağımız bir tane şöyle bir tabağımı alayım. Ondan sonra tavuğumuz biraz daha bir toparlanmış olsun. Biz de bu arada onun yanına ufak bir yeşilliğimizi ayarlayalım. Biraz şöyle bir şöyle yanında güzel bir evet. Bir tane domates, hatta burada bir parça domatesimiz var. Onu kullanabiliriz. Evet, hemen domatesimiz hazır. Ondan sonra domatesimiz de ufak ufak ayarlandıktan sonra onları da birazdan hazır. Şimdi bunu da biraz şöyle bir kenarına doğru güzelce bir süsleyelim. Evet, hemen tabağımızı süsledik. Hazır diyebiliriz tabağımız. Ve tabağımızı hazırladıktan sonra biraz soğanımız onu da küçük küçük ayarlayalım. Onu da biraz az bir şey maydanoz. Çok az bir yeşilliğimiz yeterli olacak. Hemen bunları da küçük küçük şöyle güzelce bir maydanozumuzu ayarlayalım. Maydanozumuz da ayarlandıktan sonra üzerine biraz sumak. Çok da güzel oluyor. Hafif biraz sumağımız hazır. Ve sumakla beraber soğanımı şöyle biraz karıştırıyorum. Onu karıştırdıktan sonra biraz da yeşilliğim. Evet. Harika bir salatamız hazırlandı. Onu da şöyle bir kenara alalım. İftar için hem güzel bir sunum hem de yanında güzel bir yeşilliğimiz olmuş olacak. Biz de bu şekilde tavuğumuz da hazırlanmış olacak. Evet, şöyle biraz tahtamızı suya tutalım. Tezgahımızı toparlayalım. Kaç dakikamız kaldı bu arada arkadaşlar? Evet. Şöyle biraz tezgahımız hem toparlamış olsun. Tezgahımızı toparladıktan sonra tavuğumuz hemen hemen hazır. Tavuğumuzu alabiliriz. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? Şöyle biraz yağımız. Çok hafif yağımız. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Şimdi hemen güzelce bir şekilde salatamızı hazırladık sevgili izleyicilerim. Salatamız hazır. Ve salatamızı hazırladıktan sonra tavuğumuz, onu da ben şöyle bir salatamı kenara doğru alıyorum. Ve tavuğumuzu alalım. Ondan sonra yavaş yavaş neler yaptığımıza sizlerle beraber bir göz atacağız. Şöyle bir küçük kaldıralım bunu. Ondan sonra ufak bir çorbamızı için şöyle bir kenarını ufaktan bir süsleyelim. Şöyle bir güzelce bir üzerine bıraktık mı biraz daha güzel görünmüş olacak. Evet, salatamızı hazırladık. Şimdi yavaş yavaş ben artık evet şöyle bir tavuğumuz güzelce bir kızardı, iyice bir pişti. Ve o da hazır sevgili izleyenimiz. Şimdi tavuğumuz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş tavuğumuzu alalım. Onu güzelce bir şöyle bir vay 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 vay. Evet. Harika bir şekilde hazırlandı. Güzelce bir şekilde ayarlandı sevgili izleyenimiz. Onu hazırladıktan sonra şimdi biraz da şöyle bir ufaktan süsleyelim. Ondan sonra biraz hafif şöyle biraz üzerine kekiğimiz ve kekimizi döktükten sonra tavuğumuzu yavaş yavaş kenara doğru alıyoruz. Tavuğumuzu aldıktan sonra şuradan öyle bir süslüyoruz ve süsledikten sonra o da hazır sevgili. Ben şöyle bir yavaş yavaş tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra neler yapmışız, neler hazırlamışız sizlerle beraber hemen bir göz atabiliriz. Evet. İsterseniz hemen şöyle güzelce bir şekilde arkadaşlar yemeklerimiz hazırlandı ve biz de yavaş yavaş artık onlara bir göz atabiliriz. Hangisi hazırsa gönderebilirsiniz. Evet sevgili izleyenimiz, hemen listemizde geldi bu arada. Bulgurlu tavuk dolmamız için neler kullandık, hangi malzemelerimize? 1 adet bütün tavuğumuz, 2 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 100 gram kadar kuru üzüm, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, nanemiz, 1 tutam maydanoz kullanıyoruz. 1 adet bütün tavuğumuz, 1 su bardağı kadar bulgurumuz, 1 adet kuru soğanımız, 3 adet biberimiz, 100 gram kadar kuru üzümümüz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, nanemiz, 1 tutam maydanoz kullandık. Önce tenceremize hemen yağımızı döktük. Yağımızı döktükten sonra tekrardan güzelce bir şekilde bir içine soğanımızı piyaz şeklinde doğradık, ilave ettik. Onu iyice bir kavurduk. Onu iyice bir kavurduktan sonra bulgurumuzu ilave ettik. Bulgurumuzu kavurmaya devam ettik. Bulgurumuzu kavururken içine biberimi ilave ettim, baharatlarımı ilave ettim. Ondan sonra kuru üzümümüzü içine ilave ediyoruz. Onunla beraber güzel bir bulgurumuzu hazırlıyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz ve suyunu çektikten sonra bulgurumuz hazırlanıyor. Birazdan maydanozumuzu içine döktük ve maydanozla beraber güzelce bir şekilde tekrardan hemen karıştırdık. Tavuğumuzun içini doldurduk ve tavuğumuzu içini doldurduktan sonra tekrardan hemen üzeri için sosumuzu hazırladık. Yağımızı, baharatımızı, salçamızla beraber güzel bir sosumuzu hazırladık. Sosumuzu da döktükten sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir tavuk olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Devam edelim, diğer listeyi alalım. Sütlü mercimek çorbamız için sevgili neler kullandık? Sütlü mercimek çorbamız içinse 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, üzeri için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı kadar hemen sıvı yağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve pul biberimizi kullanıyoruz. Hemen 1 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, 1 adet kuru soğanımız, 1 su bardağı kadar sütümüz, 4 su bardağı kadar suyumuz, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı üzeri için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, yeteri kadar kırmızı toz biber ve pul biberimizi kullanıyoruz. Tenceremize hemen suyumuzu döktük, mercimeği içine ilave ettik, ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ettik, bir adet soğanımızı ilave ettik, onu iyice bir kaynattık. Ayrı bir kabımızda tekrar da unumuzu hazırladık. İçine güzelce bir şekilde bir suyla beraber açtık ve sütümüzü ilave ettik, onu da içine ilave ediyoruz ve iyice bir kaynıyoruz. Tuzumuzu ayarladıktan sonra kapağını kapatıyoruz, onu kenara alıyoruz. Üzerine de biraz tereyağımızı, kırmızı toz biberimizi, pul biberimizi hazırladıktan sonra çorbamız hazırlanır ve sizde de afiyetle içeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir çorba oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, tatlımızı da hemen şöyle bir görelim. Damla çikolatalı muhallebi tatlımız içinse, kullanmış olduğumuz malzememiz 3 adet, şöyle 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 paket vanilyamız, 1 litre kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamızı kullanıyoruz. Hemen öncelikle güzelce bir şekilde bir tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra unumuzu ilave ettik. Unumuzu iyice bir kavuruyoruz. Unumuzu iyice bir kavurduktan sonra 1 litre kadar sütümüzü döküyoruz. 1 litre sütümüzü de döktükten sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde onu yavaş yavaş hemen karıştırıyoruz. Şekerimizi ayarladık. Şekerimizi ayarladıktan sonra tekrardan hemen üzerine güzelce bir şekilde vanilyamıza ilave ediyoruz ve muhallebimiz hazırlanıyor. Sunum yapacağımız kaplarımıza koyuyoruz. Üzerine tekrardan süslüyoruz. Damla çikolatayla beraber süslüyoruz. Süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenimiz. Evet, biz de böylelikle yemeklerimizi hazırladık. Tezgahımız hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Sosyal medya hesaplarını tekrardan verelim arkadaşlar. Sizlerden ricam. Sevgili izleyenlerimiz, sizler de yemeklerimizi görmek istiyorsanız, bakmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda hepsini de bulabilirsiniz. Hem TGT.U sayfaları hem de benim sayfalarımda aynı şekilde bütün yemeklerimizi takip edebilirsiniz, görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yemekleriniz varsa bana gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza konuk olmak istiyorsanız, reklamımızı, tanıtımımızı yapmak istiyorsanız, bizlerle beraber konuk olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Ondan sonra lokantanız, restoranınız ve de otelinizde de bizim gelip orada tanıtımımızı yapmamızı istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya üzerinde ulaşın. İnşallah biz de ekibimizle beraber gelip orada çekimlerinizi ve tanıtımlarınızı yapalım. İnşallah onu da programımızın içinde yayınlamış olalım. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelikle tabii ki gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum. Buradan bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Ondan sonra Türkiye'de izleyen herkes, bizleri yalnız bırakmayan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza ve ekran başında olan herkese buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyor. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla sevgili izleyenlerimiz.